Herkese bir cumartesi gününden merhaba canlarım. Gördüğünüz üzere giyindik, süslendik ve de püslendik. Tamam koy anneciğim, geliyorum hemen. Tamam, sen babamız bugün çalışmıyor, bir önceki vlogta söylemiştim. O yüzden bugün Karşıyaka semalarına doğru gideceğiz. Yasaklardan önce son cumartesi falandır diye düşünüyorum. Ramazan'da yasak gelir diye düşünüyorum. O yüzden Armağan dedi ki Elis'i de vapura bindirelim, görmemişti o hiç. Allah'ım tipe bak, gel gözlüklü şapşik. Mickey Mouse saçı istedi küçük hanım, onu yaptık değil mi? Robocop. Neyse işte şimdi çıkacağız. Bir arka sokakta unlu mamulleri var. Orada bir kahvaltı yapacağız. Ondan sonra da go to metro. Hadi bakalım başlayalım gezmeye. Evden çıktık arkadaşlar. Bıyıklı beyim geldi. Şeye gidecektik dedim ya, unlu mamullerinde kahvaltı yapacaktık. Armağan dedi ki ne dedi burada yapacağız ya, gidelim deniz kenarında yapalım, alırız bir şeyler orada yeriz diye. Oradan öyle bir kahvaltı bir şeyler alıp deniz kenarına oturup orada yiyeceğiz. Küçük hanımın tipi var. Aslar ismi var et çocuğu. Şimdi metroya yürüyoruz, metroya bineceğiz işte. Metroya bindik arkadaşlar. Pantolon rengi konuşuyorduk ki. Evet, şu an hareket ettik. Nerede ineceğiz? Şimdi konakta ineceğiz. Vapura bineceğiz. Tabii konakta ineceğiz. Konakta var vapur. Tamam, öyle yapalım. Karşıyaka'ya geçelim. Direkt Karşıyaka'ya geçmeyeceğiz mi? Orada derdim mi? Yoksa konakta mı? Aktarma yapacaksak İspan'a binip Vapura binmeyeceğiz. Vapura binmeyeceğiz. Vapura bineceğiz. İlk ben Karşıyaka'ya gideriz diye hesaplamıştım. Tamam işte konakta inip Karşıyaka'ya gitmeden. Ha, vapurla gitmeyelim mi o tarafa? Şu an karıştı orada. Hayır, ben Karşıyaka'dan vapura bineriz, bu tarafa gideriz diye düşündüm. Doğru, Karşıyaka'da gezilecek yer daha çok ya. Anladım. Çarşıda ineriz o zaman, İspan'a binelim. Aynen. Çarşıda inip dönüşte vapurla binelim. Karşıyaka'da yürüyoruz, Bostanlı'ya kadar. Oradan vapura biner geçelim. Olur, Bostanlı vapuru kesmen. Karar verdik şimdi. Hilal de aktarma yapalım o zaman. Hilal de aktarma yapacağız, çok yürütülü. Hilal'den sonra İzban'a geçeceğiz. İzban'da Karşıyaka'da ineceğiz. Dönüşte, akşamüstü dönüşte vapura binecekmişiz. Plan bu. Biz gözlüğünü çıkarabilirsin herhalde. Şu an güneş yok. Hilal'e geldik arkadaşlar. İzban bekliyoruz. İzban trenini burada bekliyoruz. Küçük hanımla beraber. 14 dakikası var diğer trenin gelmesine. Biz inmeden bir dakika falan önce geçti. İşte yani sakalım yok ki sözüm dinlensin. Halkapınar'da inelim dedim ben. Yok dedi, Hilal'de inelim, eski mahalleleri göreyim. Ha gördüm mahalleyi. Aha gördüm. Bitti. Denizden uzaklaştık anneciğim. Yolculuğumuz hala devam etmekte. İki durağımız kaldı inşallah. Karşıyaka çarşıya geldik arkadaşlar. Kalabalığı şöyle göstereyim. Aha Elis bir şey gördü. Nilo'ya istiyor. Gel bakalım. Çarşının kalabalığına bakar mısınız? Herkes biz gibi değerlendirmiş. Ahşap. Ne aşkım? Bu nasıl var? 25 lira. Ha satranç. Ahşabı var net. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Satranç fiyatı sordu Arma. Bayağı kalabalıkmış ama. Lahmacun 7,5 lira diyor. Gel ben yapayım evde 5 lira da. Aa bizim CKK. CKK'nın Karşıyaka şubesi. Burası çarşı 1 miydi? Yok, burası çarşı 2. Bizim çarşı 2 şubesi. Bir tane tanıdık yüz kalmamış ha. Burası polis karakolu. Zabıtanın buradan geçmesi peki. Arabayla girmeleri.
Arkadaşlar bir tane kahvaltıcı bir yer bulduk. Kumru söyledik, İzmir kumrusu. Kumru yiyeceğiz şimdi. Bir tane poç koyduk yanına. Çay falan. Kandil simidi yapmışlar bir de buradan. Sahile inerken kandil simidi alacağız, yiyeceğiz. Karnımızı doyurduk, kalktık arkadaşlar. Bakınız böyle. Gezeceğiz şimdi deniz kenarında. Burası yok da daha önceden de var. Çok güzel, baksana anneciğim. Bak kurbağa var. Bak kurbağa heykeli. Böyle sahilin kenarından yürüyoruz. Midye de aldık kendimize yine dayanamayıp. Babacığım. Şuralarda balonlar var. Onlara 1 liraya atış yaptırıyorlar. 1 lira dedi değil mi çocuk? Bu rüzgarda o balonu vurmak kolay değil ama saçma hala ya. Bakınız. Böyle Bostanlı tarafına doğru ilerliyoruz biz şimdi. O taraftan dedik. Gidelim o tarafa doğru. Birazcık oturalım. Sonra dönüşte Bostanlı Dağı vapura bineceğiz. Evet. Ay saçım başım her yerine takıldı. Çok güzel değil mi? Evet. Buldun mu anneciğim taş? Hadi dikkat et bak, bisiklet geliyor. Çok yaklaşmadan. Denize taş atmakla meşgul Elo. Uzaklaşma anneciğim. Bay bay yapabilirsin. Bay bay. Babacığım bir tane daha taş bulacağım. Gözlüğünü bana ver istersen anneciğim, denize düşmesin. Hadi bul bakalım sen taş. Ben bir tane daha buldum onu deyince. Hayır pistir anneciğim, o kapağı elleme, boş ver. Taş bulmaya çalışsa. Ay oturduk böyle denize nazır, arkamızda yalı evleri. İyi böyle ya, vallahi iyi geldi. Ama çarşının içi nasıl bir kalabalıktı ya. İğne atsan yere düşmeyecek. Muhtemelen herkes bizim kafayla düşündü. Dedi ki bu son cumartesi çıkalım falan diye düşündüler. Bence son cumartesi ya. Bu kalabalığa dayanmaz daha fazla. Ben bir tane çekirdeği denize atayım, ben bir tane bulayım. Hayır anneciğim pis o. Başkaları ağzına sokmuştur. At anneciğim. Şey yok, açılmamış. Böyle. Ben ne zaman kamerayla çekemiyorsam armağan tütünü onlar. Ne parmağına denk geliyor. Aferin anneciğim sana. Böyle arkamızda çimler var. Çok güzel banklar falan yapmışlar buraya ya. Karşı yakanın sahil şeridini bayağı güzelleştirmişler. Kandil simidiyle resmen güvercin topladılar ya. Güvercinci. Ne yaptı anneciğim baba? Evet. Simit verdi. Simit mi verdi? Bak hepsini çağıracak güvercinlerin, gördün mü? Aa geliyorlar bak. Geldiler. Tamam sen elle ver, ben getireceğim onları. Ha bir sürü geldi. Elis bak. Geliyorlar. Bak. Tamam oraya. Hoppa. Kardeş korktu anneciğim, atlama. Hadi babayla besleyin bakalım güvercinleri. Çağır anneciğim güvercinleri. Güvercinler gelin. Güvercinler gelin. Tamam bak böyle vuruyor. Çık balıkçı. Hadi yerine koyalım. Elis ya çok bomba bir çocuksun. Kızım. Bir dahakine biz de oltamızı getirelim, olur mu? Öpücük at, teşekkür et. Teşekkürler. Rast gelsin de. Rast gelsin. Bulunduğumuz yerden kalktık. Elisa'nın tuvaleti gelmiş. Çok güzel bir tuvalet sistemi yapmışlar karşıya ben. 1 lira atıyorsunuz tuvalete. İşte ücret tamamlandı. Ödeme okey deyip kapıyı açıyor otomatik. Giriyorsunuz, kendi kapıyı otomatik kapatıyor. İçeriye buton yapmışlar. Her şey butonlu. Bir de şey, elini uzatıyorsun tuvalet kağıdı geliyor.
Elini gösteriyorsun sifon çalışıyor. Bayağı güzel detaylı bir şey yapmışlar. Çok hoşuma gitti. Yani şu pandemi döneminde bence çok yararlı bir şey olmuş. Aa, yelkenlere bak. Karşıyaka yelken kulübü var ya, muhtemelen onun üstündekiler onlar. Gördün mü yelkenleri? Şu an şeye doğru yürüyoruz. Bostanlı Vapur iskelesine doğru. Hayır, gemiye bindim. Evet. Gemi iskelesine yürüyoruz. Elis vapur demiyor, gemi diyor. Az önce balıkçıların oltalarına sardık. Balık tutacağım, balık tutacağım. Olta atacağım, olta atacağım. Attın mı kız olta? Olta attım. Küçük hanım oltacılara salça. Bak, İskender'ın hali böyleydi işte. Ha? Burası böyle şeye düşün. Aynı böyle evler, burası da sahil. Size şöyle bol bol Karşıyaka manzarası göstereyim arkadaşlar. Babacım, gemiler geliyor. Evet, onlara bineceğiz birazdan. Evet, yürüyerek gidiyoruz işte gemilere doğru. Biz inşallah leylek gelir. Leylek değil yavrum, martı. İnşallah leyleği gelir. Leyleği havada görün babalı kızlı. Hayır, leylek değil. Hayır, yeter. Hayır anneciğim, o bizim değil, lütfen. Aynen. Nasıl anlayışlıydı daha devamlar? Az önceki balıkçı gibi denk gelseydi o baloncuyla kavga edecek. Anne. Efendim anneciğim. Gemiye bindik burada. Bak burada yol bitti. Böyle gidiyoruz gemiye doğru. Ay şu binanın teraslı yeri de çok güzel bak aşkım. Şurası da güzel. Elo çenesini kapatacak. Ben de göreceğim. Aşkım burada Elis'i tut, tramvay yoluna falan inerse. Tramvay yoluna ayıran hiçbir şey yok çünkü burada. Sonunda Karaköy'ünde arkadaşlar. Bostanlı Vapur İskelesi'ne varabildik. Şurası hoşuma gitti ya, şu bina. Üstündeki gerçekten onun seyir terası gibi bir şey bence aşkım. Baksana buradan daha net görünüyor. O üstünde yaptıkları yer. Bence öyle. Tamam. Şarapçı dayı dedi ki beni çekme, beni yalgılama. Böyle şeyler hep bana mı denk gelir ya? O dayı tam muhabbet etmelik bak ama şu an tam o kafala. Şey gibi Kenan komutanı. Ay ne sıktı buradan atış yaptım. O kartları diyor, oradan diyor. Bir gün buraya geldik, burası mıydı aynen, gene ya? Aynen, şu taraftı, güzel yalık. Aa evet evet. Aynen. Bir tane adam böyle yanımızda anlatıyor bize. Şimdi bu karşı tarafı görüyor musunuz? Görüyoruz. Buradan diyor gençliğimde askerlikte diyor bir ateş yaptı. Karşı yakada binaları vurdu. Adam ne sıktı abi o gün ya. Anneciğim yavaş, bizi de bekle. O arabalı değil mi yavaş? Aynen o arabalı olur. Gemiye taktı. Dün akşam dedi ki babası seni vapura bindireceğim, gemiye bindireceğim. Vapura anlamadı hiç. Dün akşamdan beri gemi aşağı, gemi yukarı. Karşıyaka'ya geldik. Gemiye de gidelim, gemiye de gidelim. Bak nasıl koşturuyorlar ya. Acayip esintili. Hava güneşli. 16 dereceymiş ama sahil kenarı da böyle, Bornova da böyleydi. Uzaklaşmadı anneciğim, bak oraya park ediyor şimdi, bizi bekleyecek orada. Evet, seni bekliyor orada. Elis gelsin de diyor, onu karşı tarafa götüreyim gemiyle diyor. Size böyle evden çıkamayan bütün takipçilerim için. Gel anneciğim, yaklaşma kenara, gel. Buradan bebeğim, yoldan yürüyeceğiz. Efendim? Anneciğim yüzerek mi gideceksin gemiye? Allah, yüzerek nasıl gideceğiz gemiye biz? Buradan yürüyüp gideceğiz anneciğim. Anneciğim bak gemi orada seni bekliyor. Buradan yürüyerek gideceğiz. Yüzerek gidemeyiz. Nasıl yüzeceksin? Söyler misin bana bir? Ama ben susamayacağım. Ama bak buradan yürüyoruz işte. Geminin önüne geleceğiz şimdi. Aynen. Sonunda vapur iskelesine gelebildik. Anneciğim sen buradan.
Altından geç o zaman Elo. Bastım bu tarafa ama dur gel bakalım. Ben niye basamadım? Basam. Ha sorgulanıyormuş pardon. Evet var. Dur. Teşekkürler. Evet şey vapur öyle. Bekleyeceğiz şimdi kapı açılınca. Bineceğiz. Oturalım. Gel bakalım oturalım buraya Elo. Gel. Alsancak'ın kapısı açık da buranın da açılır herhalde birazdan. Ay, hoş geldin. Cücük. Ne oldu ya? Arkadaşlar, konak vapurunun gelmesine 20 dakika vardı. O yüzden biz de Alsancak pasaport vapuruna bindik. Alsancak'a gideceğiz yani. Hadi gel bakalım denizi izlemeye. Evet. Ne yapacaktım ben? Ne yapacaktın? Şöyle yapacaktım. Hoppa. Sen düşmeden ayakta dursan yeterli. Gel dışarıdan denizi izleyeceğiz. Evet. Tut babanın elini. Anne. Ama gelin dışarı gelecek. Bak gel buradan izleyeceğiz. Denize evet. Bak gel buradan. Evet bak denize bak. Aşkım Elis'in gözlüğünü çıkar istiyorsan önünden. Ver gözlüğü düşmesin orada. Tut babanın elini. Elis ver. Ver be ya. Martıları besliyor Armağan. Alır mı acaba elinden? Bence almaz aşkım elinden. Yol geçebilirsin. Ay! Aşkım. Martı kakasını yaptı. İyi ki yürümedi. Martı bakıyla sıçacaktı. Alsancak. Yok üzülmekten konuşamadım. Alsancak geldik arkadaşlar. Anneciğim sen ne balonu istiyorsun? Havuz kızı. Peki senin paran var mı? Bir param yok. Babamın parası vardı. Sordun mu babana parası var mıymış? Vardı. Az önce diyor ki ben Barkuş kız balonu istiyorum diyorum. Diyor. Diyorum ki benim param yok, senin var mı? Benim yok. Babasına diyor ki babacığım sende para var mı? Elis çok özel ya. Ay şimdi Alsancak seçimlerde karşıya kadar aldığımız hediyeyi yiyeceğiz. Ondan sonra da bir Kıbrıs şehitlerine gireriz. Oradan artık Alsancak gara yürüyüp İzban'a binip Bornova'ya döneriz diye düşünüyorum. Burası şey diye mi geçiyor? İkinci kordon mu? Birinci mi? Burası birinciydi galiba ya. Değil mi? Böyle arkadaşlar. Birinci kordonda. Yavaş yavaş yürüyorduk. Elis tabii her zamanki gibi bık 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 bir şeyler anlatıyor. İyi ya burada karşı yakaya oranla daha iyi sosyal mesafe var bence. Değil mi? Bak burada herkes ayrı ayrı oturuyor. Karşıya kadar millet iç içeydi. Burası sosyal mesafe açısından daha iyi arkadaşlar. O kadar kalabalık değil. Ama tabii Kıbrıs şehitlerinin içini görmedik. Orası önce önce olabilir. Birazdan orayı da görürüz. Nereye çömdük mi diyoruz. Çok iyi ya bugün gerçekten. Bol eğlenceli, güvenceli bir gün oldu. Midyelerimizi yiyip Kıbrıs şehitlerine geldik arkadaşlar. Şimdi size Kıbrıs şehitlerini göstereceğim. Öyle de lollipop aldık değil mi? Kocaman, devasa. İçinden oyuncak çıkacak herhalde de şimdi açtırmıyorum eve gidince açsın diye.
Hazır mısınız insan kalabalığına? Evet, buyurunuz efendim. Elif, köpeğe bak. Bak. Anne ne güzel değil mi? Hadi git sevme bakalım. Sevmek ister misin? İstemez misin? İstemedi. Ama güzel toplu oynuyor ya. Çok hareketli ya, ondan korktu. Burada muhtemelen çok fazla çekim yapamam. Çünkü insanlardan etrafı göremiyorsunuz. Çekecek bir yer de yok. Meşhur Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi burası işte. Kıyafetçiler, kafeler, restoranlar, barlar, publar. Her şey var. Tamam. Tamam. Arkadan güneş vuruyor diye görmüyorum. İzmir'e binip eve dönüyoruz arkadaşlar. Aktarma yapacağız. Ondan sonra. İnşallah elinizdeyiz. Elinizde ne yapıyorsunuz acaba? Yok, uzatın mecburiyet. Kendileri. Maymun. Halletti için tüm olayı. Oy. Ne istiyor? Benimle. Al bebeğim. Buyur canım. Eve geldik arkadaşlar ama hemen dönemedim. Kafamda gözlüğüm bile duruyor. İlk işim kahve yapmak oldu. Bir bime uğradık. Birazdan Ayşegüller gelecek bize. Hem yemeğe. Muhtemelen de kalırlar zaten. Çünkü Ayşegül dövme istiyormuş. Onu dövme yapacağım. O da bana ne yapacak? Kaş laminasyonu. Kaş laminasyonu da şu kaşları böyle yukarı doğru tarayıp sabit kalmasını sağlıyorlar ya. Öyle bir işlem yapacak işte bana. Tam açıklamasına Ayşegül yapar. Onu ayrı bir vlog halinde çekeceğim. Çünkü bu vlogu devamında hem dövmeyi hem onu yaparsam çok uzun sürecek. Bu arada bime girmeden önce Armağan'ın dedesine uğradık. Kandilli kutlamak için. Gittik. Özlemiş garibim. Babam da vefat edince yalnız kaldı evde. Öyle işte. Binden aburlar, cuburlar akşam için. Bu arada bugün kandil ama ben bunu yayınladığımda Salı günü yayınlamış olacağım. Siz bunu Salı günü izlemiş olacaksınız. Ama yine de kandiliniz mübarek olsun diyorum. Güne yani bugün kandil olduğu için şu an buradan kutluyorum. Salı günü izleyeceğiniz için üzgünüm bu konuda. Ama hayırlı kandilleriniz olsun. Umarım dualarınız kabul olur. İbadetleriniz kabul olur. Günden aldıklarımı önce bir çıkartayım. Sonra göstereceğim. Ayşegüller yemeğe gelecek. Pratik hemen bir şeyler yapabilmek için geçen gün hatırlıyorsanız tavuk dönerden İskender yapmıştım. Çok beğenmiştik biz. O yüzden yine ondan aldım. İskender için şu ekmeklerden aldım. Pide ekmeklerinden. Şu tavuk dönerden 4 paket aldım. Ay, şunları bir çıkaralım. Böyle. Şurada akşam için şey aldık çayın yanına. Saklı köy. Armağan'ın önerisiyle. Efendim bir adet gofret. Benim ne yapıyorsun oralarda? Şu oda parfümüne bakıyordum ya. Nereye koydum acaba ben onu hatırlamıyorum. Meyve suyu aldım. Mayonezimiz. Elis Hanım'ın ve Mirasu'nun Danino'ları. Öyle işte bunları aldık. Şimdi bir kahvemizi içelim. Ondan sonra şurada sabahtan kalma birkaç bardağım var lavabonun içinde. Onları makineye atayım. Ayşegül'lerin gelmesine yakında bunları hemen ısıtır yaparım. Sıcak sıcak yerler. Ayşegül'ün bugün dükkan açık. Cumartesi olduğu için. Mert abi de çalışmış bugün. Biz de kocam çalışmadığı için bugün keyif yaptık. Karşıyaka senin, konak benim. Oralarda kısa kısa çekebildim. İnşallah vlog hoşunuza gider arkadaşlar. Çok kalabalıktı. Bir yandan elsiz apt edip bir yandan vlog çekmek gerçekten çok zor oluyor. Ama biz keyif aldık. İnşallah sizler de keyif almışsınızdır. Artık vlogu burada sonlandıracağım. Armağan'a bakıyorum. Elis geldi bir şeyler yapıyor. Armağan da bir şeyler yapıyor ama ne yaptığını henüz çözemedim. Neyse arkadaşlar. Vlogumu buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ederim. Kanalımıza abone olursanız, yorum yaparsanız, bir de like atarsanız benden mutlusu yok. Hepiniz kendinize iyi bakın. Bir sonraki vloga kadar Allah'a emanet olun. Kocaman öpüyorum. Hoşça kalın.